tamamen kaldıranlarla kaplı. Yani kamera maalesef çekemiyor. Beyaz objelerde birazcık zorlanıyor her türlü. Ama inanılmaz. O kadar çoklar ki. Selamlar, güneşli ama soğuk bir pazar gününden. Geçen kim bilir hangi videoda söylemişimdir bunu ama korona nedeniyle iptal olan bir düğün vardı. Rafi'nin arkadaşlarından. Ben de çok heyecanlıydım ilk defa bir Avusturya düğününe gideceğim diye. Ama maalesef iptal olmuştu. Sonradan evlendiler böyle galiba küçük bir nikahları oldu. Şimdi de tekrardan kutlamaya karar vermişler. Sanırım Temmuz ayı gibi olacak. Nasıl bizim nikaha gelen arkadaşları Rafi'ye sürpriz yapmışlardı böyle şarkı söyleyerek. Bu sefer damat istemiş, Rafi'ye söylemiş. Ne kadar anlatamadım. Otobüs gel. Ah, o zaman sonra anlatacağım. Hah, yine geldi bunlar. Kaç. Nerede kalmıştım? Yakup istemiş ki Rafi de otobüs gel. Tekrardan nerede kalmıştım diyeceğim. Yakup istemiş ki Rafi. Rafi bence var ya sen daha güzel anlatırsın. Gerçekten. Peki. Şimdiki buluşmaya ben gidemedim. Ama Göksu da gelsin demişler. Hem de küçük bir bebek var, onu sevmeye gideceğim. Daha doğrusu ben bebeği görene kadar bebek kocaman oldu. 16 aylık falan olması lazım. Böyle onu mıncırmaya gideceğim. Bir arkadaşları eksik galiba, o yüzden bütün şarkıları prova yapamayacaklar ama bakalım nasıl olacak. Dün de Rafi yoktu, gelemedi ama kardelenleri görmeye gittik ormana. Biraz çekmeye çalıştım, ne kadar çıktı bilmiyorum. Çok güzellerdi. Instagram'da da paylaştım. Ne kadar çok ismi kardelen olan kişi varmış. Herkes böyle geri dönüş yaptı. Aslında elim boş gidiyorum. Gidiyoruz şu anda. O yüzden birazcık böyle sinir oldum kendime hazırlıklı olmadığım için. Çünkü ilk defa evlerine gidiyoruz. Şu anda Türk genlerim çok sinirli bana. Saçın harika. Harika. Alo. Alo, kannst du mich hören? Wir sind's. Danke. Ich glaube schon. Ich denke mir nämlich. Natürlich. Upsi. Das könnte sein. Wir spielen für unser Stück Himmellauf. Dieser wird der Sitz. Tate vitorque, tangere fiva no, tate vitorque.
Şarkı söylemeye devam ediyor. Eve geldik şimdi. Birazcık kalabalık çünkü bugün kayınpederin doğum günü var. Onu kutluyoruz. Aslında bugün değil de bugün kutluyoruz. Güzel geçti. Çok ev sahiplerini en son 2019'da benim nikah zamanı görmüştüm. O yüzden çok mutlu oldum tekrardan gördüğüm için. Bebişlerini gördüm. Ondan sonra başlangıçta böyle birazcık utandı. Ben de çok yanaşmadım. Hani yeni bir yüz olduğum için. Sonrasında oynadık beraber, böyle alıştı birazcık bana. Sanırım bir sonraki sefere daha iyi olur. Bayağıdır da bebiş sevmiyordum, o yüzden sevindim, imkan oldu. Aslında bu sefer zahat orta yok ama cheesecake yiyeceğiz. Käsekuchen. Yarın da yeni mini işime başlıyorum. O da heyecanlı. Kaçıncı mini işim oluyor bu? O kadar çok şey yapıyorum ki. Bulaşmadığım şey yok bu arada. Annem falan bile artık hani hesaplayamıyor. Rafi keza. Şimdilik güncellemem bu kadar. Şuradaki resimlerde güncelleyesim var. Bu kuşlu olanı ve Barcelona resmini güncelleyesim var. Neyse, o başka konu. Selamlar. Kalite birazcık kötü çünkü kameramı yanıma almadan gidiyorum. Bu Sokrates programından bahsetmiştim ya, programından. Ona kabul almıştım pazartesi günü. Söylemedim galiba çünkü pazartesi gününden sonra kamerayı hiç elime almadım. Onun ilk dersine gidiyorum. İlk tarih dersi. Okumasını yaptım. Merak edenler için makaleyi aşağı bırakırım. Osmanlı'da gündelik yaşama dair bir kitabın ilk bölümünü okuduk. Uzun yıllar sonra tarihle ilgili bir okuma yapmak garip geldi. Cam bina. Taş binalar gibi değil maalesef. Işık için özür dilerim. Ses de gitti baya. Vallahi sabahın 5'inde burada olduğumu öğrenmek pek de bir hoş olmadı. Çünkü ben geçen hafta İstanbul bileti almıştım. Bir yol. Ve şimdi evde ne yapacağım? Nasıl bir karantina bu? Ateş mesela yok. Sadece birazcık burnum akıyor. Boğazımda hafif bir böyle kaşıntı, hafif bademliklerim rahatsız. Şimdi Rafi'nin uyanmasını bekleyeceğim. Hani bir çözüm yolu bulalım. Burnum akıyor. Kendi burnumu inşallah görmediniz.